Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Gençlerimize sahip çıkmak hepimizin en ulvi, en önemli görevlerinden birisi. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi Rabbini tanıyan, peygamberini tanıyan, kitabını bilen, kendini bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, değerlerine sahip çıkan bir özellikte yetiştirmek zorundayız. Bir millet gençleriyle ayaktadır. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki gençlerle nasıl davasını büyüttüyse, yürüttüyse, bizler de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, devletini, vatanını seven, bayrağını seven, ezanına saygı gösteren, şehit dedelerine layık torunlar olan gençler yetiştirerek bunu sağlayacağız inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en önemli faaliyet alanlarımızdan birisidir gençlik çalışmaları. 2018 yılında Mevlid-i Nebi haftasının konusunu Peygamber Efendimiz ve gençlik diye bunun için seçtik. Ülkemiz içinde ve dışında yüzlerce konferanslarla, milyonlarca kitap dağıtarak, broşür dağıtarak gençliğin önemini anlatmaya gayret ettik. Çünkü gençler bizim istikbalimiz. İstikbalimizi teminat altına almanın yolu gençlerimizi iyi yetiştirmektir. En büyük servetimiz gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimizdir. Bize düşen onları iyi yetiştirmektir. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda dile getirdiği bütün mısraları hazmetmiş, korkmayan bir gençlik, vatanını seven bir gençlik, şehitlerine layık bir gençlik, gazilerine layık bir gençlik ve işte Kars'tayız, Sarıkamış'ta, Allahu Ekber dağlarında vatan için, bayrak için, ezan için, namus için canını feda eden şehit dedelerine layık bir gençlik. Bunun için gayret ediyoruz. Ülkemizin 81 ilinde ve pek çok ilçesinde, her ilçesinde gençlik koordinatörleriyle gençlerimize sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu alandaki faaliyetlerimizi artırmak istiyoruz. İşte bugün burada Kars Fethiye Camii'nin hemen bitişiğindeki Diyanet Gençlik Merkezimizi açarak bir yenisini ilave etmiş oluyoruz. Rabbim hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin. Katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Cenab-ı Hak güzel hizmetlere vesile eylesin diyorum. Besmele ile Bismillahirrahmanirrahim diyerek açılışı gerçekleştiriyoruz. Ya Allah ya Rabbim. Ya Allah ya Rabbim. Hayırlı olsun.